kapının kilidini değişmiş, kasanın şifresini değişmemiş. İşte kapının kilidini değiştirdiği için kasanın şifresini değiştirmemiş. Ne? Ya kasanın şifresini değiştirseydi kapının kilidini değiştirmesine gerek kalmayacaktı. İkisini aynı anda yapmayacak. Ay daha bir sus ya. Bir ses duydum. Ne sesi? Kesin Taner geldi. Hani amcasını yalakalıktaydı bu adam? Kız asıl demek ki. Ne demek ki, o kadar soymamış, az soymuş. Biz seninle arka kapıya gidelim. Arka kapı neresi Melike? Önden gitsene. Ben ön kapıyı daha yeni gördüm. Arka kapıyı göstereceğim sana şimdi, gel. Günaydın. Günaydın Taner Bey. Günaydın Taner Bey. Yalan. Günaydın Taner Bey diyorsun oğlum. Soyulmuşsun, soyulmuşsun. Deme girmişler lan komple. Ne günaydını? Özür dilerim Taner Bey. Biraz içim geçmişti ya. Oğlum iyice adet edindin lan sen bu uyuma işini. Lan evi soymuşlar diyorum. Kim soyar lan beni mi? Yukarı çıkmış, aşağıya da dokunmamış. Kim soyar oğlum beni? Kim? Melike. Kesin Melike geldi lan. Melike geldi mi lan buraya? Gördün mü Melike'yi? Ya ben kimseyi görmedim. Esneme lan! Melike geldi mi? Ya ben bir şey görmedim. Uyuyordum da Melike... Hah. Ya ben az önce Melike Hanım'ı gördüm. Yanımda da bir herif vardı. He? Ya o gerçek miymiş ya? Rüya değil miymiş o? Oğlum sen benim karımı niye rüyanda görüyorsun lan? Sen benim... Niye rüyanda görüyorsun oğlum? Seni öldürürüm. Allah belanı versin, öldürürüm seni lan. Bak beni döv Taner Bey. Beni yine döv de yani. Bu kulübenin bir kapısı var ya. Hep camdan camdan. Bir de akıl veriyor. Gir lan içeri de gel. Git çekil git. Buyurun. Kardeşim 2023 yılında İstanbul'un orta yerinde burası daha... başı mı ya? Bu ne yağmur ya? Afrika ormanları gibi yağdı mübarek. Bu neydi ya? Rahmet ama bunlar. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü reis reis. Böyle üst üste söyleyince tabii şey gibi oldu. Hem isminiz reis olup hem lakabınız reis olunca ondan böyle reis reis diye ben... Aslında bu kadın gitti diye düğün dernek kurarım ben ama... Ama Taner'im üzgün. Taner'im acı çekiyor. Olmaz. Olmaz. Taner benim kırmızı çizgimdir. Ben anladım onu reis. İlk arabaya bindiğim gibi anladım sizin kırmızı. Biliyorum biliyorum. Oraya oraya.
abi dedim sana ben be. Sana abi dedim. Yaşıtız biz deme dedim Taner ben de. Sen ne yaptın? Karımla bir olup beni soydunuz. Evime girdiniz, beni soydunuz. Taner ne yapıyorsun? Ya şimdi anladın mı nasıl acı çekiyor kasaptaki hayvanlar? Onları öldürüp etlerini düzlüyorlar Taner. Böyle canlı canlı yapmıyorlar ki. Ay, ay bayılacağım şimdi Taner bu ne? Ah. Devam edip etmemem senin elinde. Ne yapacağım ki ben? Yarın bu saate kadar Melike bana dönmüş olacak. Yoksa onu da düzlemeye devam eder misin yoksa? Yoksa... Organlarını satacağız. Organları mı satacaksın? Nasıl satacaksınız reis? Basma ya. Ameliyat edeceğiz seni. İşte içeride ikili olan organlarını alacağız. Gerçi tekli olanları da alırız değil mi? Hazır açılmış ziyan olmasın. Sonra da işte Rusya'da müşterilerimiz var. Onlar bekliyor. Onlara satacağız. Onlar bozulur ki reis yolda ya. Soğuk zincirimiz var canım. O kadarını düşündük herhalde. Ha, soğuk zincir varsa... Oğlum ben de bir an ziyan olacak o... Reisim, reisim, kurbanın olayım reisim. Benim organlarım bana zor yetiyor. Koca, kocaman kadın Melike. Şimdi ben nasıl diyeyim? Zorla Taner'e var mı diyeyim şimdi reisim? Tehditle aşk olmaz ki. Olur. Niye olmasın? Ferhat'ı da tehdit ettiler. Git su getir kızı öyle verelim dediler. O da tehdit. Ferhat'ı tehdit ettiler reis. Köyden birini bulup Ferhat su getirmezse seni düzleriz demediler ki. Yani buraya uyarlarsak şey oluyor reisim. Taner suyu senin getirmen lazım, benim değil ki. Neyse, önemli değil. Şöyle yapalım mı reisim? Siz beni bırakın, ben de şikayetçi olmayayım size. Yok bir de şikayetçi ol. Bak o zaman beynini de bağışlamıyorum ben seni. İşte şikayetçi olmayayım dedim reis. Ulan bak bu kadar tatava yeter. Yarın bu saatte kız evinde olacak. Yoksa canlı canlı karaciğerini söker alırım seni. Anladın mı? Ben gideyim mi Taner? Çok kızgın mısın bana Doğan abi? Yok canım be Taner ya. Herkes işini yapıyor sonuçta. Şimdi denizde boğulsam dalgaya kızabilir miyim? Dip akıntısına kızabilir miyim? Hayat da böyle. İlmi hilafül cedel düzeniyle geçip gidiyor işte Taner. Evet. Ne yapayım Taner? Ben gideyim mi artık? Abi tabii ben yani tutmayayım seni sonuçta hani malum şey de oldu ya şimdi oralarda şura tam... Ay çok acıyor Taner orası tamam, ya. Tamam ben hiç şey yapmayayım abi şimdi morda olunca biraz sen hani narinleşti oralar. Çok acıdı. Ondan abi. Doğan abi Allah'ın adını verdim bu aramızda kalsın abi ya. Tabii canım Taner böyle bir rezilliği kime anlatacağım zaten. Yani Melike öğrenirse çok ayıp olur abi. Ha Melike doğru. Canım çok acıdığı için Taner şu an Melike aklıma gelmemişti. İyi hatırlattın. Melike önemli. O yüzden öğrenmemesi lazım abi. Çok ayıp olur ya. Söylemeyelim aman ha. Bir de Doğan abi çok kişisel almamak gerekiyor. Sen hala benim abimsin Doğan abi. Ya Taner yaşıtız diyorum. Hiç oralı olmuyorsun ama ya. Hani sonra abi dediydik sana diye kullanmasan sorun yok. İstersen amca dedi. Evet abi. Amcam hep onun yüzünden oluyor zaten. Amcam biraz sert seviyor abi. Ben de ona uyuyorum işte. Ya bizim ailede iyi polis, kötü polis yok. Hep kötü olalım istiyor amcam. Ya
amcanın elleri kırılsın Taner. Efendim abi? Ne dedim? O elleri öpülese amcanın sözünden çıkma Taner. Ben gideyim o zaman. Tamam abi, ben aslında ben de bıraktırırdım da seni işte. Amcam. Aynen abi, şimdi öğrenirse çok kızar bana. Ben de öyle tahmin ettim Taner. Sorun yok ya, ben burada metro falan bulabilir miyim Taner? Abi, tabii var abi. Buradan böyle dimdirek gidiyorsun. Evet. Sol kolunun oradaki dağın arkası metro. Dağı delmeşi gene sen de diyorsun yani. Öyle mi? Nasıl abi? Ben böyle dimdirek gidiyorum. Dimdirek abi. Öpün. Hadi öp madem seviyorsun. Tamam. Ben böyle dimdirek gidiyorum. Dimdirek abi. Dağın arkası metro. Dağın arkası. Sol kolundaki dağın arkası. Tamam. Sol kolumun dağının arkası. On numara adam ya. İnşallah amcam kesmez. Şimdi nasılsın oğlum? İyiyim. Ben iyiyim de... Doğan abiye çok ayıp ettik be amca. Oğlum niye abi deyip duruyorsun adama? Aynı yaştaymışsınız ya işte. Geçmişte çok hizmetleri oldu bana. Vefa borcu. Vefa? İstanbul'da bir semt değildir amca. Semttir oğlum. Süleymaniye'nin oralar. Beyazıt'ın hemen aşağısı işte. Orası Vefa. Vefa. Ha, orası Vefa. Öyle derler. Vefa İstanbul'da bir semt değildir falan. Ha, yok oğlum o. Vefa İstanbul'da sadece bir semt ismiymiş meğer. Anladın mı? Orada arada bir sadece var. Sadece. Vay be. Bak bir kelime cümlenin anlamını nasıl değiştiriyor amca? Hayret ya. O zaman şu taraflar komple Vefa mı? Oğlum şu taraf Süleymaniye'nin oralar. Şu taraf mı? He. Gökdelenin alt tarafı o zaman. Vay be. İnşaat sektörü çok hızlı be amca. Türkiye'de inşaat sektörü çok acayip yani. Öyle pek kontrol falan da olmayınca çat çat yapıp çıkıyor adamlar biliyor musun? Yurt dışında da en büyük avantajımız o. Mesela bak diyorum ki. Savaştan sonra Ukrayna'yı da biz yapalım amca. Gidelim oralara be. Büyümek lazım amca. Büyümek lazım. Doğan abi çok ayıp oldu. Bence onun bir suçu yok bu olayda. Kesin Melike zorlamıştır onu hırsızlığa. Kesin. Çünkü Doğan abi öyle bir şey yapamaz ya. Kimseyi kıramaz. Çok kibar, tatlış biri Doğan abi. Lan ne oluyor oğlum? Ne bu incelik? Doğan abi falan yok ayrıca. Doğan diyeceksin. Ne olmuşsun oğlum sen ben görmeyeli? Ne bu zayıflık? Bunlar nasıl konuşmalar? Tabii çok şımarttık seni baban ölünce. Kız gibi bir şey oldun. Toparlan oğlum bak toparla kendini. Bu alemde harcarlar senin gibileri ona göre. Kız gibi ne ya? Ne kadar cinsiyetçi söylen bunlar amcaya? Kız gibi hiç yakışmadı ya. Misal bak Melike olsa çok kızardı böyle söylemleri. Hiç sevmezdi o böyle söylem. Hatta bir keresinde canlı yayına bağlandıydı. Nereye? Televizyona. Hani bu sabah programları var ya. Herkesin birbiriyle garip ilişkiler içinde olduğu. Genelde köylerden insanların katıldığı. Böyle tuhaf programlar. Onlardan birine işte. Ne diye bağlandı? Şimdi bir tane köyde bütün canlı mahlukatın yakından tanıdığı bir adam varmış. Bak bütün canlı mahlukatın diyorum. Yakından tanıdığı diyorum. Buraya dikkat isterim. Lan tamam anladık tamam. Heh. O adamı tanıyor gibi yapıp sunucuyu işlettiydi. Lan oğlum sonra ne oldu?
Nereden oldu? Ya nerede olacak? Stüdyoda işte aradı, sunucuyu işletti bilmem ne, sonra... İşte işletti, ondan sonra attılar zaten anlayıp yayından. Takma bir isim kullandıydı hatta. Sonra o kullandığı takma isim meğer gerçekten birine aitmiş. Tabii adam yayına katıldı. Dedi ki benim bu konuyla alakam yok, beni katmayın böyle şeylere falan dedi. Böyle şiveli konuşuyordu adam ama ben şive yapamıyorum galiba. Sonra attılar zaten yayından. Meğer bu herkesle yakın olan adam vardı ya, onun akrabaları bu takma ismin sahibi olan adamı sosyal medyadan bulup tehdit etmişler. İşte sosyal medya. Saklanamıyorsun abi, çok enteresan. Melike takma bir erkek ismiyle stüdyo aradı. Evet. Hüseyin... Hüseyin bilmem bir şeydi. Hüseyin olarak aradı ama konuşan Melike'ydi. Evet. Lan oğlum kimse uyanmadı mı bu duruma? Bir süre uyanmadılar. Ama ondan sonra stüdyodan biri ayağa fırlayıp... Bu nasıl Hüseyin? Böyle Hüseyin mi olur? Dedi. O da şiveliydi ama sanırım burnunda et vardı onun birazcık. Öyle deyince attılar işte bir yayından. Peki Taner'im, bu hikayede Melike'nin cinsiyetçi söylemlere sinirlenme kısmı nerede? Bu hikayede öyle bir kısım yok ki. Ben bu hikayeyi cinsiyetçi diye anlatmadım. Biz Melike'yle çok güldüydük. Biz Melike'yle çok gülerdik be amca. Öyle senle de paylaşayım dedim. Şimdi şuralar komple vefa mı diyorsun sen? Benim konuyla alakam yok. Ben şive yapamıyorum. Ya. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Az çıkacağız. Taner abi bekliyor. Ama millet dolmadı ki daha. Hadi. O zaman şuraları bir toplayayım da ben. Hadi. Toplamayayım ben. Tamam. Bari ayakkabılarımı giyeyim. Hadi hadi. Abi hoş geldin, sefa getirdin. Ya hoş bulduk da Taner'cim. Yani pek hoş gelmedim açıkçası. Ayakkabıyı giyemedik yani. Hadi hoş bulduk diyelim yani. He. Oğlum bu ne olabilir? Hesabı getir mi diyorum. Gidin da. Buyur abi. İnsan. Evet. Dertliyken neden dertli şarkılar dinler? Ben hiç bilmiyorum Taner, neden? Mantıken daha neşeli şeyler dinlemesi gerekmez mi? Hani bir nebze de olsun derdi tasayı azaltmak için. Misal. Senin karın seni terk ettiğinde hatıran yeteri dinlersin. Ama tridine bandımı dinlesen daha güzel olmaz mı? Yani şimdi Tanercim... Ama yok. İlla hatıran yeteri dinleyeceksin. Neden? Vallahi işte 10 saniye önce sorduğunda bilmiyordum ya Taner. O arada da hiçbir aydınlanma da olmadı. Ben hala bilmiyorum. Neden Taner? Çünkü senden daha dertli, daha umutsuz birilerinin olduğunu görmek sana iyi gelir de ondan. Ondan ne bileyim ben. Bu dünyada senden daha dertli kulların olduğunu görmek sana iyi hissettirir de ondan. Dışarıdaki insanlar, dışarıdan bakan insanlar ne kadar da dertli adammış dediklerinde sen bu şarkıdaki adamın hali benim halimden daha beter deyip içten içe umutlanırsın da ondan. İşte bu yüzden. Çaktın. Tabii anladım. E haydi. Ben içmeyeyim Taner ya. İç, iç. Vallahi iç. İç abicim, bugün içeceğiz, iç. Öyle mi diyorsun? Oh, afiyet olsun. Fındık. Tuzlu fıstık varsa ben, abi yoksa fındık da olur ya. Var, var. Tuzlu, tuzsuz, her türlü fıstığımız var. Var. Vur.
Güzel. Baya güzelmiş burası Taner. Senin mi burası? Benim. Ama bu gece kapattım. Niye be? İş yapmadım hiç Taner ya. Seninle baş başa olalım istedim. Niye öyle zahmet ettin Taner? İnsanlar da olsaydı biz konuşurduk burada ya. Olmasınlar. Ben artık insan sevmiyorum. İşte insan sevmiyorsun da aslında işte sen kendini sevmiyorsun. Ondan dolayı da insanları sevemiyorsun. Yo. Ben kendimi çok severim. Bayılırım ben kendime. Kendimle hiçbir problemim yok benim. Vallahi bence 10 numara adamım ben. Güzel adamım yani. Konuştun mu Melike'yle? Konuştum. Ne dedi? Ha Melike mi? He. Vallahi sen çok kırgın Taner ya. Hadi ya. Tabii ya. Ne bakımdan kırgın en çok? Ya o kapının kilidini değiştirmeler, kredi kartını iptal etmeler. Hiç hoş mu Taner? Sana yakışıyor mu be kardeşim? Kamyonun arkasından ateş etmişsin. Ya abi hepsi amcamın işi ya. Vallahi ya amcamın işi. Tahmin ettim biliyor musun? He? Taner yapmaz dedim öyle. Amcamın şey fikri benimle bir alakası yok ki abi. O kamyonun arkasından ateş etme mevzusu da spontane oldu yani. O deli manyak adam korktu da sıktı yukarı, benimle alakası yok. Diğerleri de zaten hep amcamın akılları yani. Mesele sadece o da değil ki Taner ya. Asıl mevzu başka da. Ne abi asıl mevzu? Aldatmışsın kızı da. Onu nereden öğrenmiş ya? Ne bileyim nereden öğrendi Taner? Ben nereden bileyim anlamadım. Nereden öğrenmişse öğrenmiş ya. Asıl şimdi ne yapacağız? Buna odaklanma. Çok kötü oldu abi bu ya. Çok kötü oldu ya. Çok kötü oldu ya. Bu olmasa iyiydi de. O hataydı abi ya. Da şimdi kıza ne hataydı mı diye ne diyeceksin şimdi? Ne yapacağız? Ya şimdi onun olaylara bakışını değiştirmem, böyle algısını değiştirmem lazım benim Taner. Hı. Bunun için de zaman lazım. Bugünden yarına olmuyor ki. Evet reisim bazı şeyler hızlı çözülsün istiyor ama sonuçta birini aldatmak çok onur kırıcı bir şey Taner. Ben bu kızı alacağım karşıma, konuşacağım. Bu çok insani diyeceğim, herkesin başına gelebilir diyeceğim. Biraz zihnini yeniden programlayacağım ben bu kızın. Alelacele olunca bak ayakkabıyı giyemeden geldim Taner. Bir haftam olsa halbuki... Olur abi. Bir hafta olur. Bir hafta olur. Bir olsa... Abi bak, amcam biraz fevriydi abi. Ya reisim biraz fevri şimdi. Bak çok iyi insan. Yaratılışı öyle ya. Fevri davranıyor. Var abi ne yapacaksın? Ama ben sana zaman veriyorum abi. İşte bu Taner'im be. İşte bu ya. Ben sana veriyorum. Top sende bundan sonra. Top sende abi. Halledersin değil mi abi? Uğraşacağım Taner. Halledersin. Ya şimdi söz verip mahcup olmak istemem. Halledersin, halledersin. Ya Taner vallahi. Hallet abi. Halledersin sen. Tamam süper. Çok iyi oldu. Taner, ben gideyim mi ya? Git. Ayakkabı da giyemedik böyle hızlıca. Ya böyle de sürekli sana 2 dakikada bir Taner ben gideyim mi diyorum hoş olmuyor ama senin adamlar beni sürekli kaçırıp buraya getirdiği için olaylar böyle gelişiyor işte ya abi. O zaman gidiyorum ben Taner. Git git. Git abi o iş sende. Top sende. Ha Doğan abi. Amcamın tehditleri ama hala geçerli ha. Konuşacağım falan diyordun ya Taner. Konuşacağım da abi tehdit tehdittir sonuçta. Sen yine fazla salma yani. Hani biz seninle öyle kadeh tokuşturuyoruz falan da amcam o kadehleri... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.